İyi günler. Bu videomuzda Daikin MCK 55 hava temizleme cihazını inceleyeceğiz. Benim kızım alerjik olduğu için evdeki tozlardan etkilenmemesi için bu cihazı tercih ettim yoğun araştırmalar sonucunda. Şu an indirimle bu tarih itibariyle 8.999 TL, yani 9.000 liraya 12 taksitle alabiliyorsunuz. Ama 2024 Ocak'tan sonra fiyatı ne olur tabi bilemiyorum. İlk önce kutu açılışını yapalım. Evet, aç bakalım. Hadi açalım. Aç bakalım. Evet, bunu çıkartalım. Evet, burada karbon filtremiz bu. Karbon filtremiz bizi karşıladı. Evet, burada ne varmış? Bu kumandası değil galiba. Kumandası burada. Evet, bunları çıkartıyoruz. Bunları çıkar bakalım. Evet, onu da çıkar. Dur, çıkmadı mı şöyle? Evet, ben sana yardım edeyim. Hadi kaldır bakalım. Kaldır, kaldır. Tamam, hadi. Bırak, bırak. Evet, burada ne varmış? Evet, burada da kitapçığı var. Bayağı kalın, eski telefon rehberlerine benziyor. Başka da bir şey çıkmadı. Evet, şimdi de bunu ambalajından çıkartalım. Evet, buradaki bantlarını da sökelim. Evet, çıkan kutumuzun da içini açalım. Bundan da neler çıktı? Evet, tekerleklerimiz çıktı. Evet, bu tekeri buraya koyup 2 adet vidası var burada ve aşağıda. Bu şekilde monte edeceğiz. Tekerleğinin montajını yaptık. Şimdi yukarıdan baktığımız zaman arka kısmında şöyle bir mandalı var. Bu mandalla şöyle yapıp bu mandalı çıkartıyorsunuz. Burada bir su haznesi var. Bu nemlendiricili seri olduğu için burada da su haznesinin kapağı var. Sonra burada yine ikinci bir çekmece var. Bunu da aynı şekilde şöyle elinizle tutarak şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu da nemlendiricinin çarkı. Bunu çıkarttıktan sonra şurada bakın iç tarafında bunu ileri alıyorsunuz, beyaz kısmı. Şuradan tutarak çıkartıyorsunuz. Şimdi bunun arkasına, alt kısmına karbon filtremizi koyacağız. Evet, karbon filtresini alayım. Bunu bunun alt kısmına takacağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi o karbon filtreyi de bu şekilde yerleştirdik. Sonra bunun bir alt kısmına daha baktığınızda burada da HEPA filtreyi göreceksiniz. Şurada bir tane çıkıntısı var. Oradan HEPA filtreyi çıkartıp zaman zaman temizleyebilirsiniz bu HEPA filtremizde. Şimdi bunları tekrar yerine takalım. Evet, bunu tekrar mandalı kendimize doğru çekip kilitliyoruz. Sonra çarkını yerleştiriyoruz. Sonra da onu yerleştirelim. Ver bakalım. Evet, önce bu kısmı aşağı getiriyoruz. Sonra da kolay bir şekilde takıyoruz. Nemlendi, su depomuzda doldurduk. Onun kapağını kapatıyoruz. Sonra da şu şekilde kolay bir şekilde oturtuyoruz. Şimdi çalıştırmasına geçelim. Evet, bir uzaktan kumandasına bir bakalım. Evet, su deposunu takınca bir lık 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 sesler geliyor. Çünkü mekanizmanın içine su dolması gerekiyor. Kendisi dolması gereken yerlere doldurdu. Evet, en yukarıda power tuşu.
Bu humidity'nin on-off'u, yani nemlendiriciyi açıp kapatıyoruz. Bu nemlendirici ayarı. Bu mod değiştiriyoruz. Bunda fan hızını ayarlıyoruz. Bunda brightness 3 kademe. Buradaki göstergelerin ışık kademesi var. Onları ayarlıyoruz. Lock tuşta çocuk kilidi. Buna 2 saniye basılı tuttuğumuzda da çocuk kilidi devreye giriyor. Ve buradaki düğmeler işlevsiz kalıyor. Şimdi çalıştıralım. Evet, şimdi fişimizi bağladık. Kumandamızdan power tuşuna basıyoruz. Ve buradan modumuzu seçelim. Şu an otomatik modda duruyor. 4 tane modumuz var. Ben otomatik modu seçtim. Humidity, yani şeyi kapattım şu an. Nemlendirmeyi. Bakın orada nemlendirmenin ışığı söndü. Bastığım zaman tekrar açtı. Fan hızını ayarlayalım. Şuradan. Evet, basıyorum. 1, 2, 3 ve son kademeyi aldım şu an. Şu an zaten nem seviyesini evin içerisinde %70 olarak gösteriyor. Muhtemelen nemlendirmeyi kendisi kapatacaktır biraz sonra. Şu an 2,5 PM'nin altında kirliliği gösteriyor ama birazdan kendi algılarıyla tam olarak ölçüm yapacaktır. O kırmızı olacaktır. Kırmızı olduktan sonra da temizlemeye başlayacaktır. Şu an 82 metrekare temizlik yapabiliyor. 82 metrekarelik açık alanı için yeterli. Bakın kırmızıya döndü. PM2,5, yani ortamdaki havanın kirliliğini gösteriyor. Şimdi temizledikçe o tabii ilk önce turuncu, sonra da yeşile dönecek. Sesi çok fazla değil, sadece bir hava akış sesi alıyorum. Motor sesi gelmiyor zaten. Bir müddet çalıştıktan sonra bakın PM2,5 kırmızıydı, turuncuya döndü. Bu biraz daha çalıştıktan sonra yeşile dönecektir. Havayı temizlediği anlamına gelecek bu. Bir müddet daha bekledikten sonra bakın yeşil oldu. Evet, kumandada brightness tuşuna bastığımızda ledlerin ışık seviyesi, evet, orta. Bir daha basalım. Bakın gördüğünüz gibi kapandı ledlerin ışığı. Fakat şu an çalışıyor. Bir daha basalım. Şu an en parlak hale getirdi. O tuşu, o işe yarıyor. Evet, lock'a basalım. Şuna basılı tutalım. Evet. Gördüğünüz gibi lock işareti yandı. Şu an hiçbir tuş işlemeyecektir. Tuş kilidi yaptı çocuklar için. Bir daha bastığımızda 2 saniye lock'a. Evet, şimdi devre dışı kaldı. Evet, kitapçığına da baktığımızda kalın bir kitapçığı var bayağı bir. Eski telefon rehberlerini andırıyor. Buradan her dilde var. Biz şöyle bir Türkçeyi bulalım buradan. Güvenlik önlemlerinden bahsetmiş. Burada televizyon, radyo gibi, güneş ışığı gibi yerlerden 2 metre uzakta durmasını anlatmış. Buraya baktığımızda ise modlar, otomatik mod, ekonomik mod, polen modu ve nem modu olmak üzere 4 tane modu var. Burada fan çalışma hızını ayarlıyor. Humidity, nem, nemlendirme düzeyini ayarlayabiliyorsunuz azdan çoğa doğru. Ya da komple kapatabiliyorsunuz. Burada 2,5 PM'den küçük tozların varlığını ya da yokluğunu gösteren bir gösterge. Bu 2,5 PM'den büyük tozların varlığını gösteriyor. Şuradaki uyarı ise koku. Koku olduğu zaman kırmızı, turuncu, eğer koku yoksa da yeşile dönüyor. Bütün göstergeler için bu 3 ışık geçerli. Bu da humidity monitor, yüzdelik nem oranlarını gösteriyor. Bu streamer. Streamer özelliği, tam cihazın filtresinin yanında şöyle kare sağ üst köşede bir kare alan vardı. Burada yüksek elektrik vererek cihazın çektiği havadaki mantar, virüs, bakteri gibi oluşumları yok ediyor, parçalıyor yüksek elektrik akımı altında. Daha sonra da filtreleri vasıtasıyla tutuyor. Bu streamer algıladığı zaman buradaki sensörler, streamer devreye giriyor ve o virüs, bakteri ve mantarları yok ediyor. Sadece Daikin'in modelinde var. Ben başka bir hava temizleyicide rastlamadım açıkçası bu özelliği. Nemlendirme özelliğini uzun zaman kullanmayacaksanız su deposunu boşaltın, bakteri ve küf üreyebilir demiş. Bakımının nasıl yapılacağını, bu giderici filtreyi çerçeveden çıkarmayın, elektrik süpürgeyle çekin demiş. Bu filtre için yaklaşık 10 yılda bir değiştirme demiş. Su kullanmayın, elektrikli süpürge kullanmayın demiş. HEPA filtrede kesinlikle elektrikli süpürge ve su
kullanmıyoruz. Koku giderici filtrede ise sadece elektrikli süpürge kullanıyoruz. Plastik aksamlarını yıkanmasına izin vermiş. Nemlendiriciyi de ıslatın demiş. Haftada bir kere. İçini de ıslak mendille bu şekilde silebiliyorsunuz tozlanmış kısımları. HEPA filtre 10 yılda bir değiştiriliyor. Nemlendirici filtre 10 yılda bir değiştiriliyor. Tabii 10 yıl dayanabilirse cihazımız 10 yılda bir değiştirebilirsiniz. Evet, cihazımızı 24 saatten beri kullanıyoruz. Şu an nem seviyesi %60 ve hava gayet temiz gözüküyor. Ne 2,5'tan büyük tozlar var, ne 2,5'tan küçük, ne de koku var şu an. Nem %60 olduğu için nemlendiriciyi kapalı tutuyorum ben. Ekonomi modunda duruyor. Evet. Streamer kısmı. Şöyle önden baktığınızda sol tarafta. Evet. Burada yüksek elektrikle virüs, bakteri ve mantarların ölmesine sebep olan kısım bu. Havayı buradan alıyor. Burada içeride bir filtre var. Oradan sonra streamer'a gönderiyor. Burada yüksek elektrik akımıyla virüs ve bakterileri öldürüyor. Daha sonra iç tarafındaki de diğer koku giderici ve HEPA filtre olmak üzere buralardan geçerek havayı bize yukarıdan, yani şu bölümden veriyor. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.